Veysellerden birisini, Veysel Karani yapan sır nedir? Şimdi bugün dünyada kaç tane Veysel vardır veya geçmişten bugüne? Milyonlarca sayamayız. Ama Veysel Karani dediğimiz zaman bütün İslam aleminde bir kişi akla gelir. Evet. Neden? Nedir Veysel Karani'nin özelliği? Veysel Karani o zamanki dönemde Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış bir zat. Tek özelliği o zaman deve çobanı. Yani koyun güdermiş, deve güdermiş, çobanlık yaparmış. Bir tane de kör, ama annesiyle beraber yaşarmış. Çok gayet de fakir, gariban bir zat. Bu zatın içerisinde peygamber aşkı çok yüksek. Peygamber Efendimiz'i gidip görmeyi arzu ediyor. Fakat mesafe çok uzak. Evet. Annesinden de sürekli izin istiyor. Anne ne olur gideyim de o Resulü birebir yüzünü göreyim. Çünkü o kadar güzel anlatılıyor ki dünyayı değiştiren, insanlığın ufkunu açan, karanlığı aydınlatan bir zat. Ama annesi gözleri ama olduğu için evladım diyor. Sen gidersen ben ne yaparım, ne yer, ne içerim? Perişan olurum, gitme diyor. İzin vermiyor. Bakın yani düşünün siz Peygamber Efendimizle aynı dönemde yaşayacaksınız. Ve ona ulaşabilmek gibi bir imkanınız var yürüyerek. Yani gitmez misiniz? Koşa koşa gidersiniz. Ama bakın annesi diyor ki oğlum yok. Gitme, beni bırakma diyor. Ve içi peygamber aşkıyla yanan bu zat gitmiyor. Annesi istemedi diye. Anladım. Kime gitmiyor? Bakın elalade bir yere değil. Peygamber Efendimiz'i görmeye gitmiyor. Bir kendinizi düşünün. Bir yere gittiğiniz zaman bizim için sakıncalı bir yer. Annemiz oğlum gitme diyor, yapma diyor. Aman deyip basıp gidiyoruz maalesef. Bakın sırf peygamberimizi görmek için bile annesi izin vermedi diye gitmeyen bir zat. En sonunda o kadar çok ağlamaları, yalvarmaları annesine artık karşı koyamaz hale getiriyor. Evladım diyor git ama bir şartla. Beni bekletme diyor. Git eğer oradaysa görüş ama yoksa da diyor bekleme hemen çık gel geri. Veysel Karani için artık yollar bitiyor. Uçarak gidiyor Anladım. Peygamber Efendimizin evine. Kapıyı çalıyor. İçeriden Peygamber Efendimiz ne cevap verir? Kimdir o diye, kim o diye. Diyor ki benim adım Üveys, Veysel. Ben diyor peygamberimizi görmeye geldim. Müsaade olursa bir görüp gitmek arzu ederim. Peygamberimizin eşi kapı arkasından diyor ki Resulullah şu anda Mescid-i Haram'da Kabe'de namaz kılıyor. Oraya gidip orada bulabilirsin. Şu anda evde değil. Dünya başına yıkılıyor. Veysel Karani. Gidebilir. Eviyle mescid arası çok yakın. Ama emir aldı annesinden. Allah'ın emri gibi emir aldı. Oğlum evinde değilse dön geri. Ve ağlaya ağlaya içi yana yana evine gidiyor bu zat. Ve bunun devamında Peygamber Efendimiz mescitten çıkıp evine geldiğinde manevi olarak bir bakıyor ki evinin kapısında öyle bir nur var ki bugüne kadar belki hiç görülmemiş. Işıl ışıl evinin girişi. Hemen eşine soruyor, ne oldu buraya kim geldi? Bu nur kimin nuru? O da diyor ki Yemenlilerinden Üveys adında, Veysel adında biri geldi. Ve hemen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu anlıyor. Ve cübbesini çıkarıyor. İki sahabiye veriyor. Hazreti Ali, Hazreti Ömer yanlış hatırlamıyorsam. Veriyor cübbesini, hırkasını. Diyor ki o zata gidin selam söyleyin. Bunu da benden ona hediye olarak verin. Ya. Bakın bu derece önemli. İşin sırrı burada işte. Bakın sıradan Veysel değil bu. Artık Veysel Karani. Niye? Annesinin rızasını gözettiği için. Aslında Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözettiği için. Arkadaşlar işin sırrı burada. Bunu hafife almayın. Bunun üstüne geçmeyin, önemsemeyin. Aman ne olacak ki demeyin. Anne babanın rızası işte bu kadar önemli.